Ya özellikle sürekli transfer isteği taraftarın gözünde bizi şey düşürüyor. Yani orada çok zor durumda kaldık. Bizim hemşerimiz yıllarca emeği var. Birlikte çok güzel işler başardık. Biz de hep destek olduk. Bütün takımı kendisi yaptı. Her zaman kendisi yaptı. Yani önceki 3 yılda da kendisi yaptı. Buradaki 4 yılda da hep hocamız kendisi yaptı. Biz de hep destekledik. Başka bir kulüpte olsa bu kadar inişli çıkışlı grafiklerle, bu kadar tezahüratla dayanılabilir mi? Bir yönetim arkasında durabilir mi? Biz de çok üzüldük bu açıklamalara. Biz hep onun arkasında durduk. Transferler, yani sen bize 1,5 milyon euroluk oyuncu istersen, 1 milyon euroluk oyuncu istersen, ki var bizim elimizde öyle oyuncular, biz bunları alamayız ki. Yani bir de gerçekler var. Elimizden gelen onların istediği en iyi. Ya 3 ay ben ofiste kaldım. Bir kere denize girmedim geçen sene. Sürekli transfer peşinde, sürekli transfer peşinde. Kimi dedilerse peşine düştük, aldık. Çıkan sonuç ortada. Bir de kendi ayağımıza sıkmayı ben bunu kabullenemiyorum. Yani çocukları biraz motive edelim, şey yapalım. Aslan gibi takımı evet, başkan. Şey kendimize var. Yakışır bir şekilde önümüzdeki maçımızda oynayıp yine hocamızla gerekli şeyleri de inşallah yeni gelecek yönetimde beraber çalışırlar, gelsin şey abi. Yaparlar. Biz tavsiye ederiz tabii. Ama tabii bu tip şeyler olmamak kaydıyla. Vallahi sol kırıldığımız anlar oldu gerçekten. Oyuncularımıza bir defa taraftarımız, oyuncularımıza sezon başından itibaren faydalanmamız gereken sözleşmesi olan oyuncularımıza tepkiler, çok çabuk terk etmeler. Şöyle bir maçta stat terk edilmemesi lazım. Ama onların da bir bildiği vardır. Çok kanıksadılar herhalde. İnşallah taze kan onları da heyecanlandırır. Takımımıza katkımız olur. Başkanım, peki teşekkür ederim. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi hem hocanın hem de gazeteci olarak bizlerin sezon başından beri taraftar gelmiyor diye bir sözümüz var ve tribünlerde ortalamalarımız son iki sezona göre çok düşük. Siz yönetim kurulu olarak ve yönetim kurulunun başkanı olarak taraftarın gelmeyişini neye bağlıyorsunuz? Ya pandemiye kadar her şey çok güzeldi. Pandemiden sonra maalesef tekrar ısındıramadık. Çok büyük taraftar transferler bekliyorlar bizden. Biz şimdi Sisinyo'yu aldık, hoca olarak Roberto Carlos'u getirdik, Robinho'yu aldık. İşte şu anda aklıma gelmediğim bir sürü önemli transferler yaptık. Ama biz her sene bu transferleri yapamayız. Bütçemize uyduruyoruz, şansımız da yaver gidiyor, iyi bir diyalog kuruluyor. Kazandırıyoruz şehrimize bu transferleri. Ama her sene bu transferler olmaz. Özellikle bu bütçeyle hiç olmaz. Biz hangi kategoride Türkiye'nin en üst liginde yer alıyoruz ki yani? Burada bu imkanlarla bu kadar oluyor. İnşallah bize akıl verenler, inşallah gelirler, gerçekten biz de samimi bir şekilde destek olacağız. Yani öyle bizden sonrası tufan diye bir şey yok. Biz elimizden geleni yaparız, sonuna kadar da destek oluruz. İnşallah o arkadaşlarımız ortaya çıkarlar. Bir Paris'ten de en çok konuşulan konu, kulüp, borçsuz bir kulüp olduğunuz dillendiriliyordu. Şu an yine borçsuz kulüpler arasında mısınız? Hayır, biz yılbaşına kadar borcumuzu ödedik ama bundan sonra evet, ondan sonrasında önemli sıkıntılar var. Bir çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani biz gitmeden gene bir operasyon yapıp elimizden geldiği kadar borçlarımızı kapatmaya gayret edeceğiz.